Kuzey Irak'tan gelen bir harita bu harita. Şimdi bana yine bazı vatandaşlarımız paranoyak diyecekler. Ama şu haritanın şöyle baskısına bakarsanız siz matbaa için anlıyorsunuz. Kaç gram çok güzel basılmış. Yani, evet, çok güzel bir basılmış bir harita bu harita. Bu harita şu anda Kuzey Irak'ta bütün yerlerde asılmış vaziyette. Kuzey Irak'ta. Şimdi bu haritayı masaya yatırdığı zaman şunu görüyoruz. Bu haritanın şekli... Ben şöyle tutayım. Evet, şöyle tutayım. Bakın, bu haritanın şekli... Mersin'e İskenderun'a inmiş. Bakın, şeklimiz eskiden şöyleydi. Yakın alırlarsa, bu Kürdistan haritası olarak adlandırılan harita. Bu da Kürdistan bayrağı, güya paçavrası. Harita buradan hep kesilirdi. Şöyle kesilirdi. Yani buralara çıkmazdı. Şimdi bu haritada neyi görüyoruz? Osmaniye, Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketi. Bakü, Ceyhan, Tiflis, BTC, Bora oraya hattının geçtiği yerleri gösteriyor sanki. Bakın şimdi Maraş, Elbistan, burası Sivas. Bakın, hiç Sivas yoktu bu haritada. Erzurum, Erzincan, Kars gidiyor. Şimdiye kadar ki bu Kürdistan haritasında bu harita yoktu. Şu haritayı tutun bir de. Şu haritada bakın şu haritaya. Bu haritada, bu haritanın eşi. Burada gördüğümüz çizgi, arkadaşlarımız alıyorlar evet. Herhalde. Burada gördüğümüz çizgiyle şu çizgi, siz bozmayın ben bunu oturtayım üstüne böyle. Bakın şunu da şuraya getirdiğiniz zaman bu harita buraya o kadar güzel oturuyor ki. Yani bu ikisinin oturmaması mümkün değil. Bakın bir de şunu tutun bakalım bir. Bu da bizim bütün benzinliklerde asıl olan şeyler. Bak. Eyvah eyvah. Türkiye'mize armağan olsun diyor. Bu BTC Bora hattı değil evet. mi? Evet. Bu da Eskişehir yolundaki bir benzinlikte bir yabancı benzinlikte. Bakın haritaya. Diyorsun. Bakın. Evet. Şuradaki hata bakın. Bu hat, şu hat Kuzey Irak'ta şu hatıyla iki ay evvel dağıtılan haritanın işte Maraş, Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars'ı içine alınan bir harita. Bu afiş şu anda hala duruyor orada. Şimdi ben biraz evvel dedim ki... Burada da var. Evet. Ama şunu yeni görüyoruz. Bakın şunu evet. Ama şu bendeki haritalara baktım. Bu haritalar 10 yıldır geziyor piyasada. Şu harita Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora hattına tutulmuş vaziyette. Bir daha gösterelim. Şimdi sevgili seyirciler bir daha bakalım. Şöyle alttan hepsini katlayarak gösterelim üst tarafını çocuklar. Özellikle eğimi çizgiyi yukarıya doğru. Evet tamam. Şimdi bir de şu küçük haritaya bakalım. Şuna bakalım. Evet. Şöyle olacak. Ben yaklaştırayım. Evet. Evet. Bunlar birbirine oturuyor tam. Şimdi bakın. İşte tam şurada Sayın Cevizoğlu. Şunun altında. Ama bu bir tesadüftür. Yani siz rastgele iki tane şeyi almışsınız. Ben paranoyam o yüzden. Belki ben bunu böyle algılayayım. Bakın şurada bir kare var. Bakın şu kareye baktığın zaman Diyarbakır yazar burada, şurada. Buraya baktığın zaman Capital of Region yazıyor. Diyarbakır'a biraz daha yaklaşın. Yani ne demek istiyorlar? Bakın şunlar hep il. Bak yuvarlak gösterdiklerimiz hepsi il bunların. İşte Sivas, Erzincan, Erzurum. Şuna geldiğiniz zaman bakın bunun şekli farklıdır. Şuraya bakın. Bunu kim yapıyor? Farklıdır. Avrupa Birliği mi yapıyor? Yani oradaki 3-5 tane çapulcu herhalde. Bakın Diyarbakır orası karedir. Burada kareye baktığın zaman merkez yazıyor. Evet. Ne diyordu bizim büyüklerimiz? Başkent yazıyor. Avrupalılar ne diyordu? Kürdistan'ın başkentine geldik diyen küstahlar vardı. Kürdistan'ın başkentine. Şimdi bunların hepsi küstah değil. Doğru söylüyor bu adamlar. Ama ben yine de Avrupa Birliği'ni savunuyorum. Yani siz savunmuyor musunuz? Ben Avrupa Birliği'ni savunuyorum. Avrupa Birliği'ne karşı olduğum her tarafta. Seçimler var. Her platformda. Bu seçimlerde oy alabilmek için Avrupa Birliği'ni mi savunalım acaba? Her platformu kullanıyorum. Bunlarda Avrupa Birliği'nin parmağı var mı? Burada şu harita Amerikan baskısı. Amerika'da basılmış. Bunu tespit etmişler. Tamam. Irak baskısı değil. Ve birinci kuşak kağıdı kalın. Bundan 3 milyon tane basılı dağıtıldı. Ve evlerde bu haritalar var. Yani o Kuzey Irak'taki evlerde var. Ve dikkat ediyorsanız Irak hükümeti, Irak devleti Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi için oradaki devlet kurulacak devlet için dün petrollerinden %17'si oraya aktardı. Şimdi bakın artı 8 tane Avrupa ülkesi, Hollanda, Almanya, Fransa dahil orada konsolosluk açtılar. Yani nerede? Kuzey Irak'ta konsolosluk açtılar. Şimdi Kuzey Irak'takilerde
Avrupa'da konsolosluk açıyorlar. Ve bu haritalar dolaşıyor ortalıklarda. Ve Türkiye bir parçalanma sürecine doğru girmeye başladı. Bu harita... Kim kurtaracak ya? Hangi zihniyet bunu kurtaracak? Sayın Aygün. Bakın Türkiye'yi, demin bir şey söylediniz siz. Dediniz ki işte silahla falan. Hayır, silahla falan. Almanya'nın ordusu yok. İsviçre'de ordusu yok. Fransa'nın ordusu yok. Yani bizim kadar ordusu yok. Neyi var? Paraları var bu adamların. Ekonomileri var. Paraları. Yani önce vatan deyince onlar parayı hatırlıyor. Tabii biz doğrusu, askere hatırlıyoruz. Çünkü askere ihale etmiş, geri çekilmiş, yan geri tabii çekiyoruz ki, değil mi? Doğrusu da o, bakın. Doğrusu nedir? Bakın, doğrusu nedir? Türkiye'nin kurtuluş ekonomidedir. Siz ekonominiz, özgürlüğünüz varsa şayet kurtulursunuz. Bakın ben size ekonomi söyleyeyim. Almanya ticaret fazlası 227 milyar dolar. Şöyle dön, kameraya yan geliyorsun. Şöyle evet. Müzeler şu tarafa evet. Dönerek. Evet. Almanya 227 milyar dolar. Japonya 92 milyar dolar. Norveç 54 milyar dolar. Brezilya 47 milyar dolar. Bunlar ticaret fazlaları ülkelerin. Türkiye'ye açık geliyoruz. Değil. Bizde açık var. Bizde 53 milyar dolar. Ne zaman biz Almanya'nın petrolü mü var? Neyi var Almanya'nın? Hiçbir şey yok. Teknolojisi var Almanya. Teknolojiye yatırım yapmış. Adam ihracat yaparak büyüyor. Biz ithalat yaparak, borcumuz artarak büyüyormuş gibi gözüküyoruz. Gelelim niye? IMF'ye. Şimdi hiç siz IMF'nin burada geliyor IMF diyor ki ya bu sağlık harcamanız fazla, ilaçları kes, ilaçları taneyle dağıt. Asgari ücretiniz fazla, asgari ücreti düşür. Hiç IMF'nin dediğini duydunuz mu siz? Ya kardeşim dünyada kimse doğalgazdan, dünyada bir numarayız. Doğalgazdan elektrik üretme konusunda %45'e çıkmış bu rakam. Ya ey Türkiye, sen benim ilacıma karışıyorsun, memurun maaşına karışıyorsun, tarıma verdiğin desteğe karışıyorsun. Niye demiyorsun? Sen 29 milyar dolar enerjiye para harcıyorsun. Niye doğalgazdan elektrik üretiyorsun kardeşim? Aptal mısın sen? Dön, kömürü var, kömürü üret. IMF bunu söylemiyor. IMF ne diyor? Bakın bize IMF ne hale getirdi? Biraz şeye dönmek istiyorum. Türkiye'nin ne hale geldiğini göstermek için. Bakın 30 Nisan 2000. Ben göstereyim yine siz konuşun. Şöyle hem daha rahat görürsünüz. Evet. Bakın 30 Nisan 2000. Elinizdeki gazete. Ne diyor 30 Nisan 2000'de? Faizi beklenen iyi düşürdünüz. Faizin düşmesi iyi oldu. Özelleştirmede hızlı gidiyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Döviz kuru politikaları başarılı. Bankacılıkla ilgili önlemleriniz iyi. 30 Nisan 2000. 22 bankayı en koydu. Bakın Fischer. Fischer şimdiki de İsrail Merkez Bankası Başkanı oldu bu adam. Ve Türkiye'yi Fischer yönetti. 2000 yılının manşetleri bakın. Şimdi bunları ben başlıkta okuyayım hiç göstermeye. Türkiye'nin 13 Kasım 2000 Türkiye'nin raporu olumlu. IMF Türkiye Şefi Kotor 2000 yılında iyi sonuçlar elde edildi. Ne diyor yine Fischer? Ekonomi programımız çok başarılı 27 Kasım 2000. IMF güven tazeledik diyor. Bakın 2000 Türk hükümetine güveniyoruz diyor IMF 2000. Ve tabii bizimkiler geri kalmıyor. Bunu gösterebilirsiniz. Bu güzel bir manşetti. Bu bizimkiler altta kalmıyor. Ne diyorlardı? 10 yıl önümüzü görüyoruz diyorlardı. 10 gün sonra galiba oldu değil evet. mi? Evet. 13 gün sonra 13 gün sonra ülkede ilk kriz çıktı. Evet. Ufkumuz 10 yıla çıktı diyor TÜSİAD Başkanımız. Yine 19 Nisan 2000 IMF örnek ülkesiniz diyor. Dipler ne diyor? Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programın bir benzerinin daha olmadığını, doğru. Türkiye'nin bu programda başarılı olması IMF'nin de başarılı olması demektir. IMF Türkiye ile gurur duyuyor diyor. Yani Türkiye seninle gurur duyuyor. Biz de gurur duyuyoruz. Bunlar 2000 yılın manşetleri. İyi ama bunları havaya bakarak söylemeyelim Sayın Başkan. Şimdi bunlara engel olacak olanlar siyasi partiler ve genel başkanlar. Oraya geliyorum. Oluyorlar şimdi. Yani, bak, oraya geliyorum. Oraya yani, geliyorum. Şimdi bunun suçlusu bak, kim? Bunları siyasi, savunan kim? Bak Sayın Başbakan diyor ki IMF'nin körlüğünü tedavi edeceğiz diyor. IMF'nin Türkiye'ye getirdi hala bak kriz çıkmış. Şubat 2001 ortalık yer yerinden bulunmuş. Sayın Başbakan yani IMF programına harfiyen uyduk. Çöktük diyor. Bakın bu itiraf. Devam ediyor itiraflar. IMF'nin her istediği kabul edilemez diyor. IMF bizi batırdı diyor Sayın Rahmetli Ecevit. Bakın manşete IMF çağ dışı diyor. Şimdi diyor ve Ecevit hükümetinin başına çoraplar örülüyor. Tabii ki. Bakın.